Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte evde cips hazırlıyoruz. Ben normalde böyle çok cipse düşkün bir insan değilim arkadaşlar. Ama tabii ki de böyle bazen canım istiyor. Ama dışarıdan almak yerine ben bu tarifimi uyguluyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani hem içinde ne olduğunu da biliyorum. Bilmiyorum, bana daha böyle sağlıklı geliyor yani. O şekilde şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar rendemi de getireyim. Bakın size göstereceğim. Onu da yıkamıştım. Şöyle arkadaşlar şu kısmıyla, bakın şuradaki kısmıyla hazırlıyoruz. Babam bu arada hazırladı onları da. Yani bana da zaten babam öğretmişti bu yöntemi. O böyle pıt 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 hemen onları renderiz. Zaten o kısımlarını çektim. O kısımları da hemen izleyeceksiniz. Hatta sizler o kısımları izleyin. Ben hemen tekrardan geliyorum. Evet, o kısımlara izlediğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle iki büyük patatesimiz vardı. Babam bu şekilde onları da rende edeceğim yani. Bu arada bolca da yıkadık ki kararsın da istemiyorum. Çünkü biraz yemek hazırlığı falan da vardı. O yüzden videom aksadı yani. Biraz beklemek zorunda kaldım. Patateslerim de yavaş yavaş kararmaya başladı. Bolca da yıkadım arkadaşlar bu arada, sizlere onu da söyleyeyim. Sonrasında şöyle yağımız bizimle, tuzumuz ve sirkemiz bizimle. Bu tarifin bence olmazsa olmazı sirke. Bu arada ben üzüm sirkesi kullanıyorum. Evde hangi sirke varsa onu kullanabilirsiniz. O zaman artık bu güzelliğin yavaş yavaş da hazırlanışına geçmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar ben airfryer'da hazırlayacağım. Bazen fırında hazırlıyorum, yani airfryer olmadan hep fırında hazırlıyordum. Gayet güzel oluyor. Dediğim gibi artık o zaman bu güzelliğin hazırlanışına geçiyorum. Bu arada arkadaşlar evinizde istediğiniz baharatlar varsa, atıyorum işte sarımsak tozu olur, soğan tozu olur. Bilmiyorum yani, şu an aklıma da gelmedi ama karabiber olur, pul biber olur. Yani tamamen damak tadınıza kalmış ama ben bu şekilde hazırlıyorum. Yani sade benim açıkçası daha çok hoşuma gidiyor. Dışarıdan da alsam öyle alırdım zaten. Bu şekilde o zaman bu sefer artık gerçekten bu güzelliğin hazırlanışına geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben patateslerimi sirkesiyle, tuzuyla ve yağıyla buluşturdum ve airfryer'ıma aldım. Bu arada ben size derecelerini de söylüyorum. 180 derecede 26 dakika kadar pişireceğim arkadaşlar. Tabii ki de ara ara kontrol edeceğim. Yani pişmediği zaman tekrar biraz daha ayarını açıyorum ve biraz daha pişiriyorum. Fırında da aynı şekilde ara ara kontrol edin. Yani ne zaman böyle çıtır çıtır olduysa o zaman olmuştur. O zaman artık bu güzellik gidiyor arkadaşlar ve çıtır çıtır olup hemen geliyor. Herkese yeniden selamlar, merhabalar. Cipsim hazır arkadaşlar. Şöyle de sizlere göstermek istiyorum. Bakın çıtır çıtır nasıl gözüküyor ama. Gerçekten iştahım efsane bir şekilde açıldı. Şöyle hemen tadım testi de yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Sesten de anlaşıldığı üzere arkadaşlar cipsimiz efsane oldu. Gerçekten çok lezzetli. Sadece ben tuzumu çok fazla eklemiyorum. Yani ben böyle seviyorum. Siz daha bol seviyorsanız tabii ki de ekleyebilirsiniz. Ya dediğim gibi böyle baharatlarla oynayabilirsiniz. İstediğiniz baharatları eklersiniz, çıkartırsanız. Öyle yani. O zaman ben artık bu güzelliği hemen bir dizi ya da film açıp yemek istiyorum arkadaşlar. Sizlerle de burada vedalaşıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.